Merhaba arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı MEP yayınları sayfa 87, 88, 89, 90'ı işleyeceğiz. Kuvvetin duran cisimler üzerindeki etkisi, metni, soruları ve cevapları. 1. Tartışma sonunda masanın yerini hangi yöntemle daha kolay değiştirdiniz? Neden? Cevap. Tartışma sonunda masanın yerini taşıma yöntemiyle daha kolay değiştirdik. 2. Kuvvet uygulanmadan cisimler hareket eder mi? Cevap. Kuvvet uygulanmadan cisimler hareket etmez. Soru. İtme kuvveti uyguladığımız örnekler. Cevap. Cisimlerle uygulanan kuvvet sonucu belli tepkiler verirler. Eğer cisim uyguladığımız kuvvet yüzünden bizden uzaklaşırsa, diğer bir ifadeyle kuvvet kaynağımızdan uzaklaşırsa bu kuvvete itme kuvveti denir. 1. Mıknatısın aynı kutuplarının birbirine itmesi. 2. Bir kutuyu iterek hareket ettirmek. 3. Açık kapıyı iterek kapatmak. 4. Turnikeye çevirmek. 5. Rüzgarlı havada kağıdın uçması. 6. Topu havaya fırlatmak. 7. Arkadaşımızı itmemiz. 8. Eşyaları düzeltmek için itmemiz. Soru. Çekme kuvveti uyguladığımız örnekler. Cevap. Cisimlere uygulanan kuvvet sonucu belli tepkiler verirler. Eğer cisim uyguladığımız kuvvet yüzünden bize yaklaşırsa, diğer bir ifadeyle kuvvet kaynağına yaklaşıyorsa bu kuvvete çekme kuvveti denir. 1. Kapalı kapıyı açmak için kapıyı kendimize çekmek. 2. Tekerlekli valizi peşimizden çekmek. 3. Lokomotifin arkasından vagonları çekmesi. 4. Ağacın dalındaki meyveyi tutup çekmesi. 5. Arkadaşımızı tutup kendimize çekmek. 6. Yatağı kenarı çekmek. 7. Pantolon giyerken üzerimize çekeriz. 8. Zıt kutuplu mıknatısların birbirini çekmesi. 1. İtme kuvveti uyguladığımız cisimleri yazalım. Cevap. Kapı, sandalye, market arabası, sıra. 2. Çekme kuvveti uyguladığımız cisimleri yazalım. Cevap. Kapı, sandalye, koltuk, kürek. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize merak ettiğinizi sorabilirsiniz. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımızı aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.